Marjinal Dijital Haber'e hoş geldiniz. Elimizdeki kısıtlı imkanlar ile marjinal takipçilerine doğru haberi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu sebeple dijital bir anlatım sunmak istedik. Umuyoruz bu ilginç deneyim başarılı olur. Şimdi gündeme dair bir konuya değiniyoruz. Bugün Hrant Dink'in ölümünün 8. yıl dönümü, Hrant Dink cinayetinin failleri ile ilgili bazı bilgileri sunacağız. Hrant Dink cinayetinin üstünden tam 8 yıl geçti. Peki, cinayette adı geçenler o gün ne yapıyordu, bugün nerede? Aydınlık gazetesinden Mehmet Bozkurt bu sorunun yanıtını derledi. Ramazan Akyürek 2007, İstihbarat Daire Başkanı. Hrant Dink öldürülmeden önce Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. Dink cinayetinin Trabzon'da planlandığı ve öldürüleceği bilgisi emniyete ulaştığı halde gerekli tedbirleri almadığı iddiası gündemden hiç düşmedi. 2015, Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptığı sırada geçmiş görevlerinde kullanıcı imha işlemleri yaptığı gerekçesiyle açığa alındı, silahına el konuldu. Maaşı düşürüldü. Son olarak, Dink cinayetinde şüpheli konumunda, Sabri Uzun 2007 Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı 2015 Emekli Emniyet Müdürü şüpheli sıfatıyla savcıya verdiği ifadede, cinayetten önce Hrant Dink'in vurulacağına ilişkin istihbarat raporunun kendisinden saklandığını belirtti. Ergun Güngör 2007 İstanbul Vali Yardımcısı Sabiha Gökçen yazısı nedeniyle Dink'i makamında iki MİT görevlisiyle tehdit ettiği iler sürüldü. 2015 Bursa Vali Yardımcısı 9 Aralık 2014'te şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Dink'i tehdit etmediğini, uyardığını söyledi. Ahmet İlhan Güler 2007 İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü cinayetten hemen sonra görevden alındı. 2015 1. Sınıf Emniyet Müdürü 8 Aralık 2014 günü savcıya şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede Dink'in öldürüleceği bilgisinin kendisinden gizlendiğini söyledi. Güler daha sonra savcıya ek ifade verdi. Ali Fuat Yılmazer 2007 Cinayet Büro'da İstihbarat Daire Başkanı kendisine Trabzon'dan gelen Yasin Hayal, Hrant Dink'i ne pahasına olursa olsun öldürecek, istihbaratını İstanbul Emniyetine Hrant Dink'e karşı eylem yapılacak diye gönderdi. 2014'te emekli oldu. 4 Aralık 2014 günü şüpheli sıfatıyla 5 saat ifade verdi. Paralel yapı soruşturması nedeniyle 6 aydır Silivri cezaevinde tutuklu. Ercan Demir 2007 Trabzon Emniyet İstihbarat Şubesi Amir 2015 Cizre Emniyet Müdürü 12 Ocak 2015 günü savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firar etti. Bugün teslim oldu. Reşat Atay 2007 Trabzon Emniyet Müdürü 2015 Emniyet Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığında Polis Baş Müfettişi şüpheli sıfatıyla 22 Aralık'ta ifadesi alınan Altay, cinayet işlendikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve onların etrafındaki kişilerle ilgili yoğun bir temas ve ilişki içerisine girdiklerini ifade etti. Faruk Sarı 2007 Trabzon İstihbarat Şube Müdürü 2015 Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 1. Sınıf Emniyet Müdürü
Sarı, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Özkan Mumcu 2007 Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde komiser. 2015 Cinayette ihmali olduğu ve o dönem Trabzon'dan İstanbul'a ve Ankara'ya farklı raporlar gönderdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 13 Ocak'ta tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Muhittin Zenit 2007 Polis memuru Yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'le cinayeti bildiği yönünde telefon kaydı ortaya çıktı. 2015 Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı özel kalemde görevliydi. Cinayette ihmali olduğu gerekçesiyle 26 Aralık 2014'te ifadesi alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık serbest bırakılmasına itiraz etti, hakkında tutuklama kararı çıktı. 13 Ocak 2015 günü tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Marjinal Dijital haberleri izlediniz.